Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra Nazlı Hanım'ı ikna ettik video çekmeye. Nasıl ikna ettim onu söylemeyeyim. Grup arkadaşları biliyor. Çünkü zar zor ikna ettim. Abi seçmiyorlar videoyu, hepsi utanıyor ya yeminle. Sanki ama anlamıyorlar ki ırkımıza çok iyilik yapıyorlar. Irkımızı aydınlatıyorlar. Nazlı nasılsın Nazlı? İyiyim Allah'a şükür. Ateist Allah'a şükür de şimdi garip oluyor ya değil mi? Nazlı ama ben ılımlı ateistim. İnanıyorum her şeye. Nazlı kaç ayda buradasın? Eylül, Ekim, Kasım. 5. 6-5-6 ay oldu. Vay anasını. Uzun bir süre. Nazlı arkadaşlar Karadeniz'den gizli hazırlık eğitim alıyor. Nazlı arkadaşlar tıp okuyacak. Tıp istiyor. Allah ne bileyim tıp. Biraz zor ya Nazlı. Ben de sen şey oku. Senin yolundan mı gidelim? Yazılımcı oku. Business school oku. Uzay bize oymuyor. İyi para var o işte Nazlı. Neyse tıp. Sen aramızdan ağzını nereden kattı? Biraz konuşsun ya. Biraz. Eğitimden gelen öğrenciler var, YouTube'dan da beni izliyorsunuzdur muhtemelen. Bir tanıyorlar diyorlar. Ya niye görmüyoruz biz bu adamın yüzünü? Görmeyin yoksa gelmezsiniz zaten. Görüyor musun nasıl öğrencilere samimiyiz? Şaka maka ya, yok bizim gibi firma. Artık yanımızda bir tane öğrenci var Beyza. O video çektirmiyor, utanıyor. Şimdi arkadaşlar telif hakkı yiyebilirim diye döndürmüyorum kamerayı. Sonra beni şikayet eder. Ha, görmesinler, görüp ne yapacağız zaten. Umre'ye gideyim, Umre'den sonra inşallah hepsini yapacağım. Ha Nazlı, abi arkadaşlar Nazlı bizim YouTuber'ımız. Kendisinin arkadaşlar 16-17 tane abonesi var. Aynen kesin. Yani takıyor işte yani. Video bakış sayısı 30-40 yani işte böyle yani. Çok yani. Ama yani var ya tam yarın bugün bir 2-3 milyon abone olursa. İnşallah. Bu videoyu yüzüne vuracağım senin. Zamanında bize video çektin diyeceğim. Evet aynen öyle. Şimdi buraya gelmek isteyen kapıda olan arkadaşlarımız abi, var. Abi çok güzel evet. Ve hep şey soruyorlar. Böyle hocaların sana bakış açısı, işte kapalısın, öylesin, zorlandın mı? Hayır böyle bir şey yok. Bir sürü kapalı kız var burada. Ve ayrıca şunu da belirteyim. Hocalar size kapalı ya da açık değil. Dersinize önem verdiğiniz kadar önem veriyor. O yüzden çok iyi çalışmanız lazım burada. Şu yok bizi geçirmez, yok bizi atlatmaz diyen çok öğrenci var. Böyle boş söylentilerle bana yazıyorlar bazı öğrenciler. İşte kalmak için elinden geleni yapıyor mu hoca? Hayır böyle bir şey yok. Siz ne kadar çalışıyorsanız hoca onun karşılığını zaten size veriyor arkadaşlar. Burada yaşam olarak yurtta kalıyorum şu anda. Evde kalmıyorum. Yurdum iki kişilik Beyza'yla birlikte kalıyorum. Beyza seçelim ya. Ay seçelim Beyza ya. Allah aşkına ya. Beyza'yla birlikte kalıyoruz. İki kişilik odada. Beyza sanki Çinci Elizabeth'in uzaktan akrabası. Ne oluyor? Bir video işte ya. Evet. Özel yurt, Umut abilerin özel yurdunda kalıyoruz. Tavsiye ediyorum. Reklam et bizi. Umut abilerin yani fakir değiliz. Evet. Fakir Umut abilerin. Fakir değiliz. Yurdumuz var. Tamam fakir değiller. Onların yurdunda kalıyoruz. Memnunuz şu anda. Bir sıkıntı yok. En ufak priz bozulsa yardım ediyorlar. Evet arkadaşlar. Bunu da ben de laf sokayım arkadaşlar. Saat farkı yok. Arıyorlar. Üçte bile arıyorlar. Yani insan uyuyor yani. İnsan akşam uyuyor. Arıyorlar. Sıkıntı yok. Biz de laf sokalım arkadaşlar. Yani neyse. Aynen öyle yardımcı oluyorlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şaka maka bu seneki öğrencilere bak ciddi diyorum burada. Çok iyiler. Bak samimi diyorum. Bizim seneki öğrencilerimiz var ya Allah şahidim. Sabah 5'te arıyorlardı. 4'te arıyorlardı. Bak al. Bu sene. Bak bir şey söyleyeyim. Bunu söyleyeceğim. Diyorlar işte çibinliler. Bak yemin ediyorum bak. Kaç sene bu iş yapıyorum. Bu sene çibinlerin senesi de onlar geliyor artık. Çibinliler bence şahsi düşünün. Benim gördüğüm 90'lardan 500 kere iyiler. Arkadaşlar yormuyorlar insanı. Cidden samimi diyorum. 2000'ler çok iyi. Bak çok cidden diyorum. Teşekkür ederim. 99'da bile sıkıntıydı. O da geçiş döneminde düştü diye. Neyse sıkıntı yok. Şimdi hazırlık işte ara verecek arkadaşlar 9 Şubat'ta. Biz de Türkiye'ye bir tatile gideceğiz. Sonra geri geleceğiz. Aynı şekilde devam. İnşallah seneye Beyza'yla birlikte. Beyza'yla birlikte çöpüyoruz. Beyza. Arkadaşlar alt tarafta Beyza'nın profil yetişeceği seçilip bakarsınız. Dediğim gibi Beyza ile birinci sınıf tıpa başlayacaklar. Aynen, evet. İnşallah 3. sınıftan sonra doktor olmayı düşünüyorlar. 3'ten sonra doktor mu kum var? Aynen olacağız sen yapacaksın bizi doktor. Peki arkadaşlar ne alan istiyorsunuz? Doktorlukta hangisini istiyorsunuz? Tıpta Beyza ne istiyorsun? Beyza ne istiyorsun sen? Bir sesin gelsin hiç olmazsa. Daha karar vermedim. Sen? Yani ben de karar vermedim. Daha mı psikolog, psikoloji? O zaman niye psikoloji okumadın sen 4 sene? Ya ama bak şimdi o aynı şeye girmiyor. Değil mi? Aynen. Ne beyin fakiri ya. Biz staja gidelim. Beyin bedava ne yapak. Peki iyi para var mı psikolojide Beyza? Sen her şey para için
için yapıyorsun? Var herhalde. Doları severiz. Ne için yapsan? Mesleğini mi seviyorsun? Biz istediğimiz için yapıyoruz, evet. İşte benim görmek istediğim ırkımızın evlatları böyle olmalı. Aynen. Peki sen beyincüsüne karşı mısın? Hayır, değilim. Döneceğim mi meçete? Yani belki dönerim, belki de. Bence dönmelisin. Bence beyincüsüne karşı olmalısın. Ama sen de bizimle geleceksin. Geleyim, sıkıntı yok. Ben gelirsem memlekete hayırlı evlatları kim yetiştirecek burada? Doğru. O da var. Peki en iyi konuya dokundu, kapalı mevzusunu. Kızlar hepsi diyor ki işte falan, öyle bir mevzu yok arkadaşlar. Burası Danimarka veya Hollanda değil. İkinci mevzu aileler. Kız evladımı nasıl yollayayım ya Rabbi? Arkadaşlar bana yazın Instagram'dan, babamla annemle görüştüreyim sizi. Gerçekten o kadar hayır severim. O kadar yani. Hiç sıkıntı yok. Gayet rahatız burada. Zaten bizi en ufak sorun olduğunda Umut abi kurtarıyor bir şekilde. O yüzden siz hiç merak etmeyin. Buraya gelin yani. Gözünüz kapalı gelin. Arkadaşlar Google Umut benim. Spiderman de diyorlar. Sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim ya, şaka maka. Cidden doğru söyleyeyim. Buradasınız bir kız olarak. Evet. Bir kez bir laf attım size Ukrayna'da. Hayır, atmadım. Ama Türkiye'de dakika bir gol bir. Doğru. Aynen. Arkadaşlar burada laf atan yok. Sözlü ve elli tezahürü o öyle şeyli yok arkadaşlar burada yani. Bizim o ülkede yani biraz da eğitimsizlik. Onu da halledeceğim. Tabii ki de hangi ortama girmek istiyorsan o ortam seni o şekilde karşılayacak. Aa, burada yaşıyor evet. Aynen öyle yani. Arkadaşlar umre turlarımız da başlayacak yakında. Umut abiyle. Gideceğiz umreye. Ben olacağım. Sen rapper ol. Umre turunu yapalım ondan sonra inşallah hepimiz. Beyza niye konuşmuyor? Beyza bir 10 saniye konuş. Ha? Böyle. Beyza sen de konuş. Tamam, yüzüncü ismi bir sette konuş. Bana dedikleri gibi herhangi bir laf atan yok. Girdiğiniz ortama da bağlı biraz bu. Hani o ortamda siz belirliyorsunuz. Onun dışında iyi her şey. Peki sen de bir şey söyle ya. Soru sorsam Nazlı Beyza'ya. Beyza nasıl? O da arkadaşından memnun musun? Evet. Kendi egonuzu tatmin etmeyin lütfen. Ben de memnunum. Aynen, biz zaten Umut abinin şeyiyle geldik, aynı odaya düştük. Normalde farklıydı oda arkadaşlarımız. Çok sağ olsun, bunda da yardımcı oldu. Bugün ego patlaması yaşıyorum ya, Allah razı olsun. Ağlayacağım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Cidden ben öğrencilere bakıyorum, çim çimle koyayım. Baktım ki size ılımlı, rahat yani şey, sakin kızlar. Başka bizim bir öğrenci birini koysam arada yani tutmalısın yani hangi öğrenci? Enerjileri yok. Ben sana diyeyim ki öğrenci Beyza'ya soru sor diyorum. Tamam. Sen diyorsun ki o da arkadaşın nasıl? Hemen de bozuluyor ya of. Okuldaki derslerimizdeki ders içindeki durumlar sence nasıl? Hoca doğru diyorum. Nasıl? Şimdi şöyle, derse girenlere ve katılanlara gerçekten iyi davranıyor. Öyle bırakma, rüşvet gibi bir şey görmedim ben. Kapalı arkadaşlar için de mesela Nazlı'nın İngilizcesi iyi olduğu için hoca kötü davranmıyor. İngilizce iyi mi? Where are from? Ya Umut abi. Where are from? Bununla mı öpeceksin? Bir soruma cevap ver. Lütfen, I'm from Samsun. Yani ötekileri şükür falan yok. O konuda değil mi? Onun da şüpheleri vardı. Yok abi, öyle şey yok. Ama hocalarımızda öyle bir şey yok. Çok çevrede de yok. Peki öğrendin çevirirken nasıl seçmeli firmayı? Nelere dikkat etmeli? Üç ana madde söyleyeyim bana. Bir... Şöyle... Üç şeyimiz. O firmalara giden öğrencilerle konuşsunlar. Bizimle konuşabilirler. Nereden bulacak? Birincisi bence okulda ne kadar irtibatı varsa firmanın o kadar iyi. Çünkü hocayla bir de en ufak sıkıntı yaşadığında biz seni arıyoruz. Üç, evet. Bir de ofis çok önemli. Aynen. Evet, evet. Reklam edin beni burada. Fakirlerin. İkincisi de yurtta bir en ufak sıkıntı yaşadığınızda yine ofise geliyorsunuz. Yine danışmanınızı arıyorsunuz. Üçüncüsü de bence birlikte her şekilde arkadaşlık olsun, danışmanlık olsun yapabileceğiniz bir insan olmalı. Sana yemin ediyorum bak, ego patlaması yaşayayım ama doğru söylüyorum bak. Benim gibi öğrenciyle konuşan var mı? Doğru söylüyorum. Doğruları konuşacağız dedik. Diğer mesela o gün bir bakıyorum bir firma, öğrencinin olacak şöyle öğrenciye bakıyorum. Muhammed Bey, ya çocuk ya ne bey, kanka de ya, bebeğim yani, aynen, canım arkadaşım, ya, ya çok sıkıyorlar öğrenciler aşırı. Bir de en önemlisi bir şey söyleyeyim arkadaşlar, kendimi reklam edeyim. Ofis yok, bizden başka kimsenin ofisi yok arkadaşlar, burada tam karasinin önünde bizim ofisimiz. Evet, yani çıkınca direkt geliyor, evet. Direkt merkezde. Yani fakir olmadığımız belli arkadaşlar, Allah'a şükür. İMF'den... Evet, bir de övünüyor ama boş değil. Doğru söylüyorum, yanlış söylemiyorum ki yani. Paramla övünmüyorum, ya yaptığımız işlerle övünüyorum ya. Bu kız beni niye bozuyor bugün? Bugün değil, her zaman bozuyorum. Bak canım. Şimdi sen YouTuber mısın? Yorum yapayım mı senin videolarına? Evet, şimdi YouTube'unu da o zaman ekle bari. Nazlı Aytan YouTube kanalı. Evet, YouTube'unu reklam ettik. Evet. Parası ödersin. Evet, reklam etsin.
Bir de diyorsun ki işte şey, ama ben doğru söylüyorum yani arkadaşlar, bizim bu şimdi arkadaşlar biz sabahtan muhabbet ediyoruz, façil maçil yani. Şimdi biri yaz, bizim insanlar biraz farklı ya, bizim milletimiz. Şimdi biri yazsa ki façilerimi eziyorsun, façilerimi eziyorsun. Biri yazsa ki sen biliyor musun bir baba oğluna pantolon alamıyor. Yani yazıyorlar arkadaşlar, biz aramızda muhabbet ediyoruz yani. Bizim o video çıkmıştı ya, Halk TV'de bir kadın söylemişti ya, ne yaptınız façiller? Ondan sonra bizim arada bir muhabbet oldu façil. Başka bizim yani öyle bir şey yok. Allah'a şükür hepimiz ılımlı ateistiz yani, sıkıntı yok Allah'a şükür. Peki son bir soru sorayım. Videonu çok uzatmayalım, yorulmasınlar bizden. 6 aydır burada karşınıza çıkan zorluklar normal ve Türkiye'de Ukrayna'nın artı seksisi bu kadar. Şimdi artısı olarak şunu söyleyeyim, dil bir kere, bu kesinlikle artı. Ve ikinci artısı olarak burada o kadar çok Türkiye'nin içerisinden de olsa farklı şeylerden insanlar tanıyorsunuz. Bu bence artılarından birisi. Başka hocalarla olan iletişiminiz samimi oluyor gerçekten derslerini diye olursa. Bunları söyleyebilirim. Eksi, yemek yok. Var. Aynen, yemek en büyük eksisi burada. Aç kalıyoruz yani. Yok o artık. McDonald's yemek olmuyor. Sürekli kebap yemek olmuyor yani. Arkadaşlar ben de söyleyeyim burada. Ya, bunlar hamarat değiller diyorlar ya bizde. Pırlanta civamı hamar. Arkadaşlar. Yemek yapmayı bilmediğim için de. Marketlerde. Arkadaşlar markette Türk ürünleri de var. Bak yemin ediyorum. Onur'un ayranına kadar, yoğurduna kadar var. Her şey var. Et derler var. Vallahi tilla yapmıyorlar çenleri. Sıt çenlerinde ya. Yapmıyorlar arkadaşlar. Beyza niye yemek yapmıyorsun? Beyza biliyor yemek yapmıyor. He, ne bilecek şey? Ben bilmiyorum. İki tane yumurta kırıyor. Yok, ıspanak yemeği yapıyor. Var yani bunlar. İyi yapıyoruz ama tabii ki ama. Tamam da şimdi kariyer kariyer diyorsun da yarın bugün evlendiğinizde ne yapacaksınız? Daha olur. Alo, McDonald's mı diyeceksiniz? Evet. 6 ay sonra boşanırsınız. Yemek öğrenin. Her şey kariyer mi? Sen ödersin onda. Yok artık, ben ne yapayım artık. Tamam arkadaşlar. Şimdi videomuzu noktalandıralım. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Sonda söyleyeyim. Bak yemin ediyorum. Arkadaşlar şimdi bazı biriler bakar veya başka film bir şey düşünür. Biz burada arkadaşlar aramızda makara diyoruz. Aramızda samimiyet bu öğrencilerle. Yani muhabbet ediyoruz. Sonra biri yazmasın işte sen biliyor musun kaç çocuk aç uyudu. İşte sen niye böyle öğrencilerle samimisin? Bu ne? Yani çok garip bir ırkın numarındayız biz. Garip garip. O yüzden yani biz aramızda yani bütün öğrenciler hepsi biz böyleyiz. Buradan Adıyaman Best Lisesi'nde olan Junior Hasan'a selam olsun. Yeah. Arkadaşım, kurum arkadaşları. Buradan birkaç kişiye selam söyleyeceğim. O kişiler bilsin ki Nazlı bu Junior'a sizin işinizi halletti gerçekten burada. Öyle. Buradan Duygu'ya, evet, sonra Cizem'e. Gözde'ye. Duygu, ben niye onu Cizem diyorum? Duygu, Gözde. Cizem. Gözde. Duygu, Gözde, Ceren, Ay, Arif, Hadi, sonra Hasan. Sonra kim kaldı? Sonra Beyza'ya. Yani arkadaşlar sizler için geldi bugün, Nazlı da Beyza'sın işler hallettiler. Ben için geldim yani. Yani video sonunda. Bir videoya bir işinizi hallettiniz. Yani arkadaşlar geldi bugün, siz bunlar Türkiye'de olduğu için geldiler, sizin evet, işlerinizi hallettiler bugün. Videoda çektik, size selam söylüyoruz. Evet. O zaman arkadaşlar herkese bol şans, görüşmek üzere.